Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ikinci sınıf konularımızdan sayıları karşılaştırma konusunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani sayılardan hangileri büyük, hangileri küçük bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk önce yazılarımızı okuyarak başlıyorum. İki doğal sayıdan onlar basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür. Yani iki tane doğal sayı olduğunda ilk önce onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağındaki hangisi büyükse o daha büyüktür. Hemen bir örnek şurada yapı vereyim yanında. Örneğin 82 sayısı ile 67 sayısını karşılaştırıyoruz. Bakın onlar basamağına bakıyoruz. 8 var. Burada ise 6 var. 8 6'dan büyük olduğu için hiç birler basamağına bakmaya gerek kalmadı. Ve 82 sayısı 67'den büyüktür diyoruz ve şu şekilde bir işaret koyuyoruz. Bu büyük olan sayı işaretimizin açık olan tarafına geliyor. Yani bakın açıklık büyük bu taraf, küçük olan sayı da kapalı olan tarafa, yani ufak olan tarafa geliyor ve bu şekilde işaretimizi koyuyoruz. Eğer ikinci kuralımız, onlar basamağında aynı rakamlar olan sayıdan birler basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür. Yani onlar basamağındaki rakamlar aynıysa birler basamağına bakacağız ve bu şekilde karşılaştıracağız. Hemen bir örnek yapalım. Örneğin 53 sayısı ile 58 sayısını karşılaştıralım. Şu 5'i güzel yapamadım. Bakın, ilk önce onlar basamağına bakıyoruz. 5 var. Bunda da 5 var. İkisi birbiriyle aynı oldu. O zaman ne yapacağız? Birler basamağına bakacağız. 3 var, 8 var. 3 8'den küçük yani 58 sayısı büyük, 53 sayısı küçük. O zaman işaretimizi şu şekilde yapmalıyız. Evet, küçük olan sayı kapalı olan yere geliyordu. Büyük olan sayı da açık olan tarafa geliyordu. Ağzı açık olan tarafa. Birler ve onlar basamağında aynı rakam olan sayılar birbirine eşittir. Örneğin hemen yapalım. 36 var. Bakın bu da aynı. 3 onluk, 3 onluk. 6 birlik, 6 birlik. Zaten ikisi de 36 sayısı. O zaman araya ne yapacağız? Eşittir işaretini koyacağız. 36 eşittir 36'ya diyeceğiz. Hemen alıştırmalarımıza geçelim. Aşağıdaki sayıların arasına büyüktür veya küçüktür işaretlerinden uygun olanı koyunuz. Hemen onluklarına bakarak başlıyoruz. Bakın 65 ile 26 sayısını karşılaştırıyoruz. 6 onluk var 2 onluk var. 6 büyük olduğu için birliklere bakmaya gerek kalmadı. Ve bu şekilde 65 26'dan büyüktür diyoruz. 45 ve 54 sayılarına bakın 4 onluk var. Burada 5 onluk var. 4 onluk 5 onluktan az. O zaman burası küçük olacak. 54 büyük olacak. İşaretimizi bu şekilde koyacağız. Buraya bakalım. 6 onluk 8 onluk. 6 onluk küçük 8 onluk büyük. O zaman şu şekilde işaret koyacağız. Ve şöyle okuyacağız. 67 küçüktür 86'dan. Bunu da şöyle okuyabiliriz. 65 büyüktür 26'dan. Bu şekilde işaretimize göre o konuşunu da söylemiş olalım. Geldik buraya. 33 ve 39'u karşılaştırıyorum. Bakın 3 onluk 3 onluk. İkisi eşit. O zaman ne yapacağım? Birliklere bakacağım. 3 birlik var. 9 birlik var. Tabii ki 9 büyük olduğu için işaretimizi böyle yapacağız. 33 küçüktür. 39'dan diyeceğiz. 66 ve 63'ü karşılaştıralım. 6 onluk, 6 onluk yine aynı. Şimdi birliklere geldim. 6 ve 3, 6 büyük olduğu için işaretimizi böyle yapacağız. 66 büyüktür 63'ten diye söyleyeceğiz. Son alıştırmamız 8 onluk, 9 onluk. Art, birliklere bakmama gerek kalmadı. Çünkü onluklardan kimin büyük olduğunu anladım. 89 küçük, tür 98'den diyeceğiz. Ve diğer alıştırmaya bakalım. Aşağıdaki sayılardan büyük olanları maviye boyayınız diyor. Şimdi 3 tane sayı var birinci grupta. Hemen onluklara bakalım. 4, 6 ve 2 var. Yani o zaman içinde en çok olan 63 sayısı. En büyük çünkü 6 onluk diğerlerinden büyük olduğu için ne yapacaktık? Mavi renge boyayacaktık. Hemen şöyle mavi kalemimle içini boyayayım. Ve 63 sayısının diğerlerinden daha büyük olduğunu görmüş oluruz bu şekilde. Geldik diğer gruba. 38 var, 51 var ve 40 var. Hemen onluklara bakalım. 3 onluk, 5 onluk ve 4 onluk. 5 hepsinden büyük olduğu için 51 sayısı büyüktür. O zaman ne yapıyoruz? 51'in olduğu yeri şöyle hafifçe boyayalım mavi renkte. Evet, bunu da işaretlemiş olduk. Diğer gruba bakalım. 7 onluk var 73'te. 68'de 6 onluk ve 4 onluk. 7 hepsinden büyük olduğu için 73 sayısı bu gruptaki en büyük sayı oluyor. Ve hemen şöyle hafifçe mavi ile boyuyorum. Ve son gruba bakıyorum. 3 onluk var. 3 onluk var. 3 onluk var. Evet onluklar aynı. Ne yapıyoruz o zaman? Birliklere bakıyoruz. 9, 2 ve 6 var. 9 hepsinden büyük olduğu için 39 sayısı 32 ve 36'dan daha büyüktür diyoruz. Ve bunu boyayarak alıştırmamızı bitirmiş oluyoruz. Diğer alıştırmaya bakalım. 80, 52, 84 ve 38. Yandaki iki basamaklı doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Yani en büyükten başlayacağız. Küçüğe doğru sıralayacağız. Şimdi en büyük kim bakalım. Onluklara bakıyoruz tabii ki. 8, 5, 8 ve 3 var. İki tane büyük var. Bakın 8 ve 8. Diğer 5 ve 3 küçük. Onları artık arkaya bırakacağım. Bu iki, iki kişiden hangisi daha büyük? Onları ayıracağım şimdi. Onlukları aynı olduğuna göre bunda 0 var. Bunda 4 var. O zaman 84 o diğerinden daha büyük olduğu için onu başa yazacağım. 84 büyüktür. İkinci 80 oluyor. 80'i yazdım. Şimdi üçüncü olarak kimi yazmalıyım? Ne kaldı? 52 ve 38 kaldı. 5, 3'ten büyük olduğu için 52'yi 3. sıraya koyacağım. Ve en küçük 38 kaldı. Onu yazacağım. Bir kez de okumasını yapalım. 84 büyüktür 80'den. 80 de büyüktür 52'den. 52 de büyüktür 38'den diye okuyacağım. Diğer alıştırmamız yine onluklara bakalım. 9, 7, 9 ve 5 var. Bakın iki tane büyük var. 7 ve 5 diğerlerinden küçük, onları sonraya bıraktım. Bu ikisinden hangisi büyük? Bunda 0 var, bunda 5 var. 5 daha çok olduğu için 95 en büyük oluyor. Aa, özür dilerim sevgili öğrenciler. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacaktım. Hata yaptım. O zaman küçükten başlayalım. Hemen düzeltiyorum. En küçük hangisi? 5 tabii ki bunların içinde. 55 en küçük. Hemen şöyle yapıyorum. İşaretimi koydum. Bu gitti. 7'yi diğerlerine göre küçük olduğu için 79'u koyuyorum. Ve sıra büyüklere geldi. 90 sırada onu koyuyorum. En büyük de 95 oluyor. Ve bunu da okuyalım. Hatamızı da düzeltmiş olalım. 55 küçüktür 79'dan. 79 küçüktür 90'dan. 90 da küçüktür 95'ten diye söylüyorum ve diğer alıştırmaya hemen bakıyorum. Aşağıdaki sayıları örnekte verildiği gibi büyükten küçüğe sıralayınız. Az önce ben dikkat etmemiştim. Artık bunlara çok dikkat etmeliyim. Büyükten küçüğe sıralıyorum. Birincisi yapılmış. Şimdi şunlara bakıyorum. 5, 3 ve 2 var. 5 en büyük. 51 büyüktür. Sonra 3 gelecek. Yani 36. En küçük 20 olacak. 4, 2 ve 7 var. 7 en büyük. Yani 74'ü e en başa yazacağım. Büyüktür. İkinci 45 oluyor. O da büyüktür. 28'den 28 de en küçük oluyor. Diğerlerine bakalım. 6 var, 6 var, 6 var. Onluklardan ayıramadım. O zaman ne yapacağım? Birliklere bakacağım. 5, 3 ve 8 var. 8 hepsinden büyük olduğu için 68'i başa koyuyorum. İkinci 65 oluyor. Ve en küçük de 63 sayısı oluyor. Son alıştırmamız. 46, 13 ve 32. Hemen bakıyorum. 4, 1 ve 3 var. 4 en büyük. 46 büyüktür. 2. 32 en küçük de 13 oluyor. Ve son alıştırmamızı da yapıp dersi bitiriyoruz. Verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. İki grupta tek basamaklı sayılar var. Bir basamaklı. Orada işimiz kolay. 9 en büyük biliyorsunuz. 2. 7 Hatta aralarına şöyle işaret de koyalım. Diğer 5 var. 3. sıraya ve 2 en küçük oluyor. Diğer gruba bakıyorum. 10 yani 14, 17 ve 19. On Onluklar eşit. O zaman birliklere bakacağım. 0, 4, 7 ve 9. 9 en büyük olduğu için 19 başa. İkinci 17. Sonra 14. 10 ise en küçük sayımız. Geldik diğer gruba. 2, 4, 3 ve 2 var. 4 en büyük olduğu için 41'i başa koydum. Sonra 3 var. 32. Sonra 2 ve 2 var. Ha, bunlardan hangisi büyük? Hemen şuna bakıyorum. Birliklere 9 daha büyük olduğu için 29'u koyuyorum. Ve 24 en küçük oluyor. Son grubumuzu yapalım. 5, 4, 5 ve 6 var. 6 hepsinden büyük. 62'yi başa koydum. Şimdi 5'lerden kim gelecek ona bakıyorum. 51 mi 57 mi? Bunda 1 var, bunda 7 var. O zaman 7 büyük olduğu için 57'yi koyuyorum. 51 3. sıraya ve en küçük 48 kaldı. Onu da buraya yerleştiriyorum. 80, 68, 70 ve 81. 8, 6, 7 ve 8. 8'ler en büyük ama hangisi büyük? 0 mı 1 mi? Tabii ki 81 büyük. 81'i başa koyuyorum. Sevgili öğrenciler burada üstünü çizerek eleyebilirsiniz. Kafanız karışmamış olur. Bu şekilde de size göstermiş olayım. Sonra ikinci 80'i yazmalıyım. Bu da gitti. Evet ikisinden hangisi büyük? 7 olan daha büyük olduğu için 70. Bu da gitti. En küçük 68 kaldı ve böylece bitirdim. Son alıştırmamız 3 3 3 ve 2. 2 en küçük. Onu isterseniz en sona koyalım. Üçlerden hangisi büyük? Şimdi birliklere bakalım. 5 var, 0 var, 7 var. 7 hepsinden çok. 37 en büyük oluyor. 35 en küçük, şey ikinci sırada en küçük diyorum yanlış söyledim. 30 üçüncü sırada büyüklük sıralamasına göre. 29'u zaten en sona koymuştuk. En küçüktü. Ve bu alıştırmayla dersimizi bitiriyoruz. Sizlere her zaman olduğu gibi derslerinizde başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.